Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Abdülhakim Önel, Harvard Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisiyim. Arap Dili ve Belagat'ı ana bilim dalında. 2015'ten beri Arap Dili ve Belagat'ı ana bilim dalında görev yapıyorum. Eğer bu dersi tercih ederseniz inşallah bu dönem derslerimizi beraber işleyeceğiz. Temel dil bilgisi, test soru çözüm teknikleri. Temel dil bilgisinden kastımız yani ileri seviye değil, başlangıç seviyesi ve ortaya yakın bir seviyede işleyeceğiz derslerimizi. Dolayısıyla hani YDS'ye yönelik değil, biraz daha temel oluşturmaya yönelik ve ilahiyat hazırlık sınıfı, ilahiyat müfredatına yönelik bir ders olacak. Bu dersimizde ilk konudan başlayarak, yani cümlenin türleri, kelimenin türleri konusundan başlayıp Arapça dil bilgisinin ana konularını işleyeceğiz. Dersimizi işlerken şöyle yapacağız arkadaşlar. Önce işleyeceğimiz konuyla ilgili genel bir özet sunacağız. Özetten sonra soruları çözerken nelere dikkat etmemiz gerektiğine vurgu yapacağız. Ve örnek soru çözümleri yapacağız. Daha sonra size soruları çözmeniz için süre vereceğiz. Beraber soruların nasıl çözüleceğini, işte bu soruya nasıl yaklaşılması gerektiğini inceleyeceğiz. Arapça dil bilgisiyle ilgili arkadaşlar, Türkiye'de birçok kitap kaleme alınmış. Bana paylaşım izni verebilir misiniz Yeter Hanım? Hocam bir saniye, hemen veriyorum. Verdim hocam. Teşekkürler. Şimdi Arapça dil bilgisiyle ilgili birçok kitap var. Ancak yani seviyeniz eğer başlangıç seviyesi ise şu Arapça dil bilgisine en kolay öğreten kitap Nahiv diye şu eseri tavsiye edebiliriz. Bu diğer dil bilgisi kitaplarıyla aynı konuları işliyor ancak biraz daha basit bir şekilde ele alıyor. Tablolu anlatım kullanıyor. Her konunun sonunda test sorular var, klasik sorular var. Birkaç konudan sonra genel denemeler var vesaire, biraz daha basit bir şekilde ele alıyor. Yine bizim dersimizi işlerken kullanacağımız kitap şu olacak. Cantaş Yayınları'nın Nahiv Test kitabı diye. Bunda yaklaşık 1600 soru var. Arapça temel dil bilgisi konularıyla ilgili. Biz bunları işleyeceğiz. Dileyen varsa bunu temin edebilir. Örnek olsun diye arkadaşlar, bugün bir tanıtım dersi. Arapçayla az çok iştigal eden herkesin az çok bildiği, aşina olduğu bir konu olan mübteda ve haber konusunu seçtim. Örnek olarak bunu işleyelim. Daha sonraki derslerimizde tabii temelden alacağız. Mübteda ve haberi oluşturan öğelerin özellikleri, yani nekre, marife konuları, müzekker, müennes konuları, tekil, ikil, çoğul konuları, bunlara da tek tek değinerek bu konuya geleceğiz. Ancak bugün bir örnek olsun diye bu konuyu işlemek istiyorum. Hocam, bir soru hocam, sorabilir miyim? Tabii. Hocam sadece nahiv konuları mı işlenecek? Sarfa da girecek miyiz? Sarfı da işleyebiliriz. Ancak bu dersimiz nahive yönelik. Yani yer yer bazı sarfla ilgili konular olabilir. Onlara değinebiliriz. Ancak genel olarak nahiv konularını işleyeceğiz. Mübteda, haber, sıfat, haberin çeşitleri, inne ve kardeşleri gibi dil bilgisi konularını işleyeceğiz.
Tamam hocam. Yani sarfa da değinebiliriz değil mi yine ders içerisinde? Tabii yeri gelmişken ona da değineyim. Sarfla ilgili de bir kitap önerimiz. Az önce bahsettiğim kitabın sarf versiyonu da var. Bu Arapça dil bilgisini en kolay öğreten kitap Nahiv. Ben de yazarlar arasındayım. Bir de sarf kitabı var. Arapça dil bilgisini en kolay öğreten kitap sarf. Bunda da aynı şekilde sarf bilgisini kolay bir şekilde ele alıyor. Tablolu anlatım var. İşte her konudan sonra test sorular, klasik alıştırmalar var. Bazı notlar var kitapta, hafıza teknikli notlar vesaire. Bu kitabı da sarf bilgisi için tavsiye edebiliriz. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Rica ederim. İsim cümlesi arkadaşlar mübteda ve haberden oluşur. Mübteda Türkçedeki özne, haber ise Türkçedeki yüklem diyebiliriz. Önce mübteda, sonra haber geliyor. Önce özne, sonra ardından onun durumunu haber eden yüklem geliyor. Mübteda Arapçada kendisiyle başlanılan demek. Bede'e başladı, mübteda kendisiyle cümleye başlanılan. Haber ise mübtedanın durumunu haber eden öğedir. Dolayısıyla önce mübteda, sonra haber geliyor genel olarak. İlerleyen konularda haberin öne geçmesine vesaire de değineceğiz. İsimle başlayan cümleye isim cümlesi diyoruz. Yani mübteda ve haber aramamız için cümlede ilk kelimenin isim olması lazım. Eğer cümle isimle değil de fiille başlıyorsa o zaman isim cümlesi değildir. Mübteda ve haber aramıyoruz. Dolayısıyla isimle başlayan cümleye isim cümlesi diyoruz. İsim cümlesi de mübteda ve haberden oluşur. Mübteda kendisiyle cümleye başlanan marife isimdir. Haber ise kendisiyle anlamın tamamlandığı kelimedir. Genellikle nekire gelir. Mesela el-Kur'anu şifaun. El-Kur'anu mübtedadır. Şifaun ise haberdir. Kur'an şifadır. Özne ve yüklemden oluşuyor. Mübteda ve haberin bazı özellikleri var. Bakın burada mübteda artı haber demişiz. Yani mübteda başa geliyor. Ondan sonra haber. Mübteda marifedir. Marifelik çeşitlerini ilerleyen derslerimizde dedik baştan alırsak marifenin çeşitlerini ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Mübteda marife geliyor. Siz bunu şimdilik el taksi, özel isim, zamir, işaret ismi gibi aklınızda tutabilirsiniz. El taksı alan isim marifedir. Dolayısıyla mübteda el taksı alır. Haber ise nekredir. Yani el takısız gelir, tenvin ile biter. Örneğin, at-talibu müctehidun. Yani bu cümleye at-talibun müctehidun dersek mübteda haber olmaz. Veya at-talibu el-müctehidu dersek, her ikisi el takılı olursa yine mübteda haber olmaz. Talibun el-müctehidu dersek yine mübteda haber olmaz. Birincisini marife yapacağız, ikincisi ise nekire olacak. Öğrenci çalışkandır. At-talibu, bakın merfu, mübteda merfudur demişiz. Haber de merfudur. Merfuluk alametlerini yine ilerleyen derslerde göreceğiz. Şimdilik damme diye düşünebiliriz bunu ötre olarak. At-talibu damme ile bitiyor, merfudur. Muctehidun bu da damme ile bitmiş, bu da merfudur. Dolayısıyla mübteda ve haber fethalı olmaz. Kesreli olmaz, dammeli olur. At-talibu muctehidun. Mübteda ve haber birbirlerine cinsiyet ve sayı açısından uyumlu olur. Yani birincisi müzekkerse ikincisi de müzekker. Birincisi müennesse ikincisi de müennes. Müzekker müennes ne demektir? Tekil, ikil, çoğul nasıldır? Belki bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Yine bunları da baştan ele alacağız. Tabii seviyenizi de gözeterek eğer bunları biliyorsanız bunlarla zaman harcamayacağız.
İkisi cinsiyet bakımından uyumlu olur. Mesela at-talibetu muçtehidetun. Birincisi müennes geldi. Yuvarlak T ile bitti. İkinci isim de aynı şekilde müennes olarak geliyor. Burada her ikisinde yuvarlak T yoktu. Çünkü at-talibu müzekkerdi. Bu da müzekker oldu. Ancak burada at-talibetu müennes olduğu için muçtehidetun, bu da ona uyarak müennes oldu. Sayı açısından uyumlu olur. At-talibani elif nun almış. Demek ki bu ikil bir isimdir. Elif nun alınca isimler ikil oluyor. At-talibani ikil olduğu için haberi de ikil olacak. Muçtehidani. At-talibani müzekker, muçtehidani bu da müzekkerdir. Birincisi el taksı aldı, ikincisi el taksı almadı. Merfuluğa gelince tekilde damme alıyordu. İkil olursa artık buradaki elifle merfudur diyoruz. Yani burada damme aramıyoruz. Buradaki elif bu iki ismin merfu olduğunu gösteriyor. El müderrisune çoğul oldu. Vavnun alınca müzekker isimler çoğul olurlar. El müderrisune öğretmenler. At-talibani iki öğrenci. Bu ikiliydi. El müderrisune ise çoğul oldu arkadaşlar. Vavnun aldığı için. El müderrisune çoğul, neşitune, bu da aynı şekilde sayı bakımından ona uydu ve bu da çoğul oldu. Burada da aynı şekilde damme aramıyoruz. Merfuluğu vav ile gösteriliyor. Vavla merfudur diyoruz bu her iki isimde. Mübteda ve haber cinsiyet açısından uyumlu olur demiştik az önce. El muallimu muhlisun, her ikisi de müzekker. El-muallimetu muhlisatun. Her ikisi de müennes oldu. El-kitabu cedidun. El-kitab müzekker bir isimdir. Haberi de ona uydu. El-hakibetu müennes bir isim. Haber de ona uydu. Dolayısıyla sayı ve cinsiyet bakımından birbirine uyumlu olduğunu görüyoruz. Burada iki tane isim var. Kitab ve cedid. Bir isim cümlesi kurmak istersek kim kurmak ister? Mübteda haber yapmak ister bunu. Var mı gönüllü? Ben yapayım hocam. Buyurun. El-kitabu cedidun. Gayet güzel. El-kitabu cedidun diyeceğiz. Yani birincisi el takılı olacak. İkincisi el taksız. Harekesine gelince mübteda ve haberin her ikisi merfu olacak. El-kitabu cedidun. Yani bunları fethalı, kesreli yapmıyoruz. Kitap yenidir. Kitap mübteda, yenidir haber. Burada el-cedidu kitabun desek anlamlı bir şey olmaz. Yeni kitaptır olur. Dolayısıyla hani belki cümle olarak doğru olabilir. Ancak el-kitabu cedidun daha doğrudur. Yine musri'atun ve seyyaretun, iki tane kelimemiz var. Bunu kim mübteda haber yapmak ister? Var mı gönüllü? Yapabilirim hocam. Buyurun. El musri'atu seyyaretun. El musri'atu seyyaretun. Hızlı arabadır dedin. Yani bunu özne, bunu da yüklem yaptı. Ne dememiz lazımdı? Mesela bunu Türkçe'de isim cümlesi yapsaydık, özne yüklem yapsaydık ne derdin Fatma? Türkçe kursaydın bu cümleyi. Araba hızlıdır. Araba hızlıdır. Bak önce arabayı kullandın. Arapça'da da aynısını yapacaksın. Es-seyyaratu musri'atun. Gayet güzel. Es-seyyaratu musri'atun. Yani özne başa getiriyoruz. Araba. Arabaya ne olmuş? Onun durumunu haber eden kelime de haber olacak. Es-seyyaretu musri'atun. Harekesi de merfu, her ikisi dammeli. Dikkat ederseniz müennes olduğu için cinsiyet açısından haber de ona uydu. Araba hızlıdır diyoruz. Bir not arkadaşlar. Mübteda isim tanımlamasından oluşuyorsa haber ilk kelimeye göre gelir. Yani muzafa gelir. İsim tanımlaması nedir? Bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Nasıl kurulur? Yine onları da işleyeceğiz. Hakibetu talibi, birincisi el taksız, ikincisi marife ise,
birincisi nekre, ikincisi marife ise aklımıza ilk gelmesi gereken şey isim tanımlamasıdır. İsim tanımlamalarını da tersten tercüme ediyoruz. Yani çantanın öğrencisi değil, öğrencinin çantası. Hakibetu talibi. Hakibetu talibi bu kısım arkadaşlar her ikisi müptedadır. Hakibetu talibi müpteda, cedidetun ise haber. Hani demiştik müpteda marife olacak. İsim tanımlamasından oluşursa müpteda marife kabul edilir. İsim tanımlamaları marifedir. Diyor ki müpteda isim tanımlamasından oluşuyorsa haber ilk kelimeye göre gelir. Ne bakımdan ilk kelimeye göre gelir? Cinsiyet açısından. Yani burada hakibetu müennes olduğu için cedidetun de müennes olacak. Dolayısıyla at-talib müzekker diye bunu müzekker yapmayacağız. Sorularda buna dikkat etmemiz gerekiyor. Birinci kelime müennes olduğu için haberimiz de müennes olacak. Burada diyor ki öğrencinin çantası. Yani özne aslında çantadır. Çanta müennes olduğu için yüklemimiz de müennes olacak. Burada çanta öğrencinin çantası mı? Ali'nin çantası mı? Fatma'nın çantası mı? Bizi ilgilendirmiyor. Dolayısıyla ilk kelimeye bakıyoruz. İkinci örneği inceliyoruz. Kalemut talibeti cedidun. Yine birincisi nekre, ikincisi marife gelmiş. Birincisi el takısız, ikincisi el takılı. Bu da bir isim tanımlamasıdır. Kalemut talibeti kız öğrencinin kalemi demiş. Yine burada ilk kelime kalem müzekker olduğu için cedidun, o da müzekker oldu. İkisi cinsiyet açısından uyumlu oldu. Burada at-talibe müennes olduğu için haberi müennes yapmayacağız. Buna dikkat edelim. Her zaman haberi muzaf ile eşleştiriyoruz. Yani haber ilk kelimeye uyumlu olarak gelecek. Müpteda ve haber sayı açısından uyumlu olur dedik. Yani müpteda tekil ise haber de tekil olacak. Müpteda ikili ise haber de ikili olacak. Müpteda çoğulsa haber de çoğul olacak. El kalemu cedidun, her ikisi tekildir. At-talibani müctehidani, İki öğrenci çalışkandır. Her ikisi de ikili oldu. Elif nun aldı. El muhendisune mahirune, mühendisler yeteneklidirler. Her ikisi de çoğul oldu. Vav nun aldı. Burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar, bazen müpteda düzenli çoğul gelir, burası düzensiz olur. Bazen müpteda düzensiz olur, burası düzenli. Kırık çoğul dediğimiz isimleri ezberlememiz gerekiyor. Birazdan onunla ilgili bir örnek vereceğiz. El-muallimatu neşitatun. Burada da el-muallimat çoğuldur, müennestir. Neşitatun bu da çoğul ve önnes bir isim olmuştur. Şöyle bir örnek var. Şu cümleye dikkat edelim. At-tullabu mustemi'une. At-tullabu erkek öğrenciler demek. Çoğuldur. Ancak dikkat ederseniz kırık çoğuldur bu. Burası ise düzenli çoğuldur. Vavnunla bitmiş. Burada kırık çoğulları ezberlemek devreye giriyor. Bunun kırık çoğul olduğunu bilirsek müpteda ve haberin sayı, cinsiyet bakımından uyumlu olduğunu bilmiş oluruz. Hareke veya irab açısından arkadaşlar müpteda ve haber ya dammeli olur, ya elif nun alır, elifle merf olur, ya da vav nun alıp vavla merf olur. Müpteda haber bu üçünden bir olur. Ya dammeli, ya elifle merfu ya vavla merfu. Yani ya dammeli, ya elif nunlu ya da vav nunlu. Başka bir şey olamaz. Müpteda ve haber merfudur. Müfret, cemi teksir ve cemi müennes salim ise bir isim damme ile merfu olur. Eğer ikil ise elifle merfu olur, elif nun olur. Cemi müzekker salim ise vavla merfu olur, vav nun olur dolayısıyla. Bu üçünü bilmemiz lazım. Müpteda ve haber gördüğümüz zaman sorularda dammeli, elif nunlu, vav nunlu olur. Başka bir şey olamaz.
El mühendisu bari'un. Bakın damme ile bitmiş. El mühendisetu bari'atun. Damme ile merfu. El mühendisani bari'ani. Burada ne ile merfu? Elif ile merfu diyeceğiz. Elif nun almış ama elif nunla merfu değil. Elif ile merfu diyeceğiz. El mühendisetani bari'atani. Bu sefer ikil ve müennes yaptı yine. Elif ile merfu diyoruz. El mühendisune bari'une. Bu da düzenli çoğuldur. Vavla merfu diyoruz. El mühendisatu bari'atun. Bu da damme ile merfudur. Elifte ile merfu diye bir şey yok arkadaşlar. Bazı öğrenciler bir yerlerden yanlış öğrenmiş olabilir. Çok sık karşılaşıyorum bununla. Elifte ile bittiği zaman elifte ile merfudur gibi bir şey söyleniyor. Elifte ile merfu diye bir şey yok. Damme ile merfu, vavla merfu, elifle merfu diyeceğiz. Bir not daha var arkadaşlar. Bu da önemli. Mübteda gayra akıl çoğul bir isim olursa haber müfret müennes olur. Gayra akıl dediğimiz yani insanlar dışında hayvan olabilir, cansız varlık olabilir. Çoğul bir isim olursa haberi tekil ve müennes gelir. Eşşevari'u caddeler. Caddeler akılsız bir varlıktır. Çoğul gayra akıl. Dolayısıyla burası tekil ve müennes gelmiş. Eşşevari'u nazifet. El eşcaru ağaçlar. Ağaçlar yine gayra akıl bir varlıktır. Dolayısıyla haberimiz tekil ve müennes geliyor. En çok bu tarz kelimelerle başlayan cümlelerde hata yapılıyor. Mesela es-seyyaratu elifte ile bittiği için şıklarda elifte ile biten bir şık varsa hemen onu seçiyoruz. Uyumlu olacak diye. Ancak es-seyyaratu arabalar demek. Gayra akıl bir isimdir. O yüzden haberi tekil ve müennes geliyor. Es-seyyaratu musri'atun değil. Es-seyyaratu musri'atun. El-kutubu kitaplar demek. Çoğul ve akılsız. Mufidir. El-aklamu kalemler. Çoğul ve akılsız. Cedidir. Tekil ve müennes geldi. El-hadaiku bahçeler, parklar. Çoğul ve gayra akıl bir isim. Vasiatun. Tekil ve müennes geldi. Evet, mübteda ve haberi harekelememizi istiyor. Birincisini kim harekelemek ister? Attali bu müctehidu. Müfret olduğu için arkadaşlar damme ile merfu yapıyoruz. As-sadiqu damme ile merfu yaptık. Ellezî uhibbuhu kerîmun. Burada mübteda haber hangisi? Kim söyleyebilir bize? Mübteda hangisi? Haber hangisidir? Mübteda elifanla başlayan ilk kelime. Evet. Haber ise ellezi ve dahil olmak üzere diğer taraf. Sola doğru. Ellezi uhibbuhu kerimun. Hepsi mi? Evet. Başka görüş olan? Başka fikir olan var mı? Diyor ki as-sadiqu arkadaş. Ellezi en andığı bir olan şeklinde tercüme ediyoruz. Uhibbuhu. Uhibbuhu seviyorum. Hu onu. Uhibbuhu onu seviyorum. Ellezi uhibbuhu. İkisini beraber alırsak sevdiğim olur. As-sadiqu ellezi uhibbuhu. Sevdiğim arkadaş. Ne olmuş sevdiğim arkadaşa? Daha bir yüklem gelmedi. Dolayısıyla haberimiz kerimun olacak. As-sadiqu ellezi uhibbuhu. Kerim. Sevdiğim arkadaş cömerttir. Emine Derya'nın dediği gibi. As-sadiqu kerimun. Arkadaş cömerttir, değerlidir. As-sadiqu mübteda kerimun. Burası ise onun sıfatı. İleride bunları da işleyeceğiz. Nasıl arkadaş? Sevdiğim arkadaş. Diğer cümle hangisi mübteda, hangisi haberdir? Var mı fikri olan? Mer'etü mes'ûletü. El mer'etü
Mes'ûletun fî menzilihe. Mübteda el-mâ'etu. Haber. Mes'ûletun. Mes'ûletun. Burası cümlede olmasa da olur. Ekli. Evet. Kadın sorumludur. Kadın mes'uldür. Fî menzilihe, evinde. Evet. Mübteda ve haberimiz el-mâ'etu mes'ûletun kısmından oluşuyor. Burası cümlede olmasaydı yine cümlemiz anlamlı olurdu. Aynı şey yukarıdaki cümle için de geçerli. Mesela ellezî uhibbuhu, bu cümlede olmasaydı yine as-sadîku kerîmun kısmı anlamlı ve tam bir cümle olacaktı. Dördüncü cümle el-muhendisu sa'idun li tenfîzil meşru'i. Burada mübteda haberimiz hangisi? El mühendisü mübteda, Saidun haber. Gayet güzel. El mühendisü Saidun. Yine geri kalan kısım olmasa da olur. Mühendis mutludur. Li tenfidi, uyguladığı için, el meşru' projeyi uyguladığı için, projeyi gerçekleştirdiği için mühendis mutludur. Sadece mühendis mutludur deseydi yine cümlemiz tam ve anlamlı olacaktı. Beşinci cümle. Mübteda haber hangisi? El Muslim mu. El Muslim mu mübteda. Burası G harfi noktaları olacak. Kaviyyun. El Muslimu kaviyyun. Müslüman kuvvetlidir. Müslüman güçlüdür. Bi imanihi, imanıyla. Burası cümlede olmasaydı yine cümlemiz tam ve anlamlı olacaktı. Tabiyyun haber. En-nazafetu mufidetun. Yine en-nazafetu mübteda, mufidetun ise haberdir. Evet, bu şekilde cümlede hangisi mübteda, hangisi haberdir öğrenmiş oldu. Bunlara geçiyorum. Test sonra ayrıca çözeceğiz çünkü. Ayyin el-hata'a, hatayı bul diyor. Birinci cümle, at-talibe uçteydun demişiz. Hata nerede? Merfu olacak hocam, et-talibü. At-talibe değil, at-talibu olması lazım. At-talibu uçteydun. Çünkü mübteda ve haber merfu olur. İkincisi, el-muallimu muhlisan demişiz. Muhlisan olacak hocam. Kadar mevzudan ne olmak zorunda. Muhlisun olacak. Yani sad harfi bu sondaki elif olmayacak. İki damla olacak. Bu elif sadece iki fetha geldiği zaman gelir. Dolayısıyla iki fetha değil, iki damla gelecek. Bu elif gidecek ve iki dammeli olacak. Es-seyyaretu musri'un demiş. Hata nerede? Musri'atun. Es-seyyaretu musri'atun diyeceğiz. Es-seyyaretu musri'atun. Es-seyyaretu mübtedamız müennes. Haber de müennes olacak. Burada birini müennes, birini müzekker yapmış yanlış. El-kitabani cedidun. Hata nerede? Cedidani. El-kitabani cedidani olacak. El-kitabani mübtedamız ikil olduğu için haber de ikil olacak. El-kutubu mufidun demiş. Müfidetün olacak. Cemil Mükesser'inki müfret müennet olmak zorunda. El-kutubu kitaplar demiş. Çoğul ve gayra akıldır. O yüzden haberi tekil ve müennet olacak. Mufidun değil, mufidetün olacak. El-muhendisatü muhlisune. Haber Cemil Mütekker salim olmuş hocam. Cemil müennet salim olmak zorunda. Mufidetüne değil. Muhlisatun olacak. Elif de ile bitecek. El-muhendisatu muhlisatun. El-muslimune muhlisani demiş. Muhlisun olacak haber hocam. El-muslimune muhlisune. Vavnunla bitecek. Her ikisi de çoğul ve müzekker olacak. Evet. Özetle arkadaşlar, mübteda haber bu şekilde. Şimdi birkaç tane test soru çözelim örnek olarak. H
Her zaman arkadaşlar test soru çözeceğimiz zaman ilk önce şunu düşünmemiz lazım. Bu cümle isimle mi başlıyor, fiille mi başlıyor? Eğer fiille başlıyorsa cümlede farklı şeyler ararız. Onlara geleceğiz. Fiil, fail, mef'ul vesaire arıyoruz. Ancak isimle başlıyorsa mübteda haber arayacağız. Dolayısıyla baktık ki cümle isimle başlıyor. İsim cümlesinin öğeleri var. Bunlar mübteda ve haberdir. Mübteda ve haber arayacağız cümlede. Evet, birinci soruya bakalım. Cevap hangi şık olacak? Başka değil mi hocam? Talibin olacak hocam. Evet. Huve demiş. Talibin. Huve bir zamirdir. O demek. Müzekkerler için kullanılır. Huve talibun, huve talibetun. B şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar müennes kullanmış. Müennes olmalı. Cinsiyet bakımından uyumlu olacak. Huve taliben, bu da müzekkerdir. Huve talibani, huve tekil, talibani ise ikildir. Sayı bakımından da uyumlu olacaktır. D şıkkı da gitti. Sayı ve cinsiyet açısından uyumsuz olduğu için B ve D şıkları eledik. Geriye talibun ve taliben kaldı. A şıkkında talibun merfudur. C şıkkında ise taliben mansuptur. Mübteda ve haber merfu olacak. O yüzden C şıkkını eliyoruz. Cevabımız A şıkkı olacak. Huve talibun. O öğrencidir. O mübteda öğrencidir. Haber. Huve mübteda talibun haberdir. Bu zamir olduğu için arkadaşlar mahallen merfu diyoruz. Talibun ise dammeyle merfudur. Fil cemiyati üniversitede. O üniversitede öğrencidir. İkinci soruya bakalım. Muvazzafetün. Muvazzafetün. A şıkkı hocam. Evet. Hiye, bu da bir zamirdir. O demektir. Bayanlar için, müennesler için kullanılır. Hiye müennes bir zamir olduğu için müzekker olanları eliyoruz. C şıkkı müzekkerdir. D şıkkı da müzekkerdir. Dolayısıyla bu ikisini eledik. Hiye muvazzafetun, hiye muvazzafeten kaldı. A şıkkı dammeyle merfu olmak zorunda mansuptur. Mübteda ve haberin her ikisi merfu olacak. Dolayısıyla mansup olan B şıkkını da eledik. Cevabımız A şıkkı olacak. Hiye muvazzafetun. O görevlidir. O memurdur. Bir şirkette. Şirkette. O görevlidir. O mübteda muvazzafetun. Görevlidir. Bu da haber. Değişik hocam. Değişik hocam. Neşilun. El mühendisu. Bu müzekker bir isim. Yani el mühendisetu sonunda yuvarlak T olmadığı için el mühendisetu şeklinde değil de el mühendisu şeklinde olduğu için müzekkerdir. Mühendis olan varsa eliyoruz. B şıkkı mühendistir. Hemen bunu eledik. El mühendisu tekildir, müfrettir. Elif nun, vav nun almamış. Dolayısıyla şıklarda ikil çoğul varsa eliyoruz. C şıkkı neşitani ikildir. Bu da sayı açısından uymadığı için eledik. Sayı ve cinsiyet açısından B ve C şıkları gitti. Geriye iki şık kaldı. A şıkkı kesre almış. D şıkkı da damme almış. Mübteda ve haber merfu olur demiştik. Bakın burada mübteda merfu olduğu için damme ile merfu. Haberimiz de damme ile merfu olacak. A şıkkını da eledik. Geriye D şıkkı kaldı. Cevabımız D. El mühendisu neşitun. Mühendis aktiftir, gayretlidir. Dördüncü soruya bakalım. Hocam iki tane şık aynı. B ve D de aynı.
B şık hocam. Müsaffer Aytürk. At-tabibetu müennes bir isimdir. Müzekker varsa eliyoruz. A şıkkı müzekkerdir, müsaffer. At-tabibetu tekildir. Çoğul varsa eliyoruz. Müsaffiratun çoğuldur. Bu iki şık aynı olmuş. Yok. Bak bu müsaffiratu, o da müsaffiratun. Farklı. Kelime farklı hocam. Evet. Haber nekre gelirdi. Dolayısıyla tek dameli değil, tenmeli olacak. Cevabımız Bursa. At-tabibetu müsaffiratun olacak. Bayan doktor yolcudur. İlâ İstanbul'a, İstanbul'a yolcudur. At-tabibetu müsaffiratun şeklinde olacak. Cevabımız Bursa. Beşinci soru. Ceyhan hocam, müştehidetün. Akılsız çoğullar, müfret müennes. Müştehidün ne? Beş. Ama o akıllı çoğul hocam. Müştehidün. Beş. Evet hocam, evet. Şimdi evet. Müştehidün. Hata yaptım, evet. Bakmamız gereken yer mübteda. Abdullah. Bu müzekker mi, müennes mi? Abdullah. Müzekker. Müzekker. Tekil mi, çoğul, ikil mi? Çoğul hocam. Dolayısıyla A şıkkı tekildir. Bunu eledik. C şıkkı müennes tekildir. Bunu da eledik. D şıkkı çoğul ama müennes çoğul. Bilse müzekker çoğuldur. D şıkkını da eledik. Cevap Bursa olacak. Attullabu müctehidun. Attullab öğrenciler demek. Erkek öğrenciler. Akıllı olduğu için sayı bakımından uyumlu olacak. Eğer burası akılsız çoğul olsaydı o zaman müştehidetun diyebilirdik. Ancak akıllı olduğu için ikisi de sayı ve cinsiyet bakımından uyumlu olur. Atullar erkek öğrenciler, müştehidune ona en uygun haberdir. Altıncı soruya bakalım. C şıkkı. C şıkkı hocam. El benatu elifte ile bitmiş. Demek ki bu düzenli müennes çoğul. Kızlar demek. El benatu. Bu müennes ve çoğuldur. A şıkkı meşguletun tekildir. Tekil olduğu için ediyoruz. B şıkkı meşgulun tekil ve müzekker. Burasıysa çoğul müennes. Sayı açısından, cinsiyet açısından uymuyor. Meşgulatun olabilir. Elbenatu meşgulatun. D şıkkı meşguletani. Elif nunla bittiği için tesniyedir. Sayı açısından uymuyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Elbenatu meşgulatun şeklinde olacak. C şıkkı cedidir. C şıkkı cedidetun. Başka fikir olan var mı? Evet. Hakibetut talibi. Ne demek hakibetut talibi? Çantası. Öğrencinin için çantası. Öğrencinin çantası. Hakibetut talibi. Öğrencinin çantası. Çantası. Yani bu bir isim tanımlaması. Öğrencinin evet. Çantası. Dedik ki dersi işlerken bir not söyledik. Eğer müpteda isim tanımlamasından oluşuyorsa haberin cinsiyeti ilk kelimeye göre gelir. Evet. Muzaffa göre mi olacak? İlk kelimemiz hakibetu kelimesi. Tekildir, müennestir. Tekil ve müennes olduğu için haberimiz de tekil ve müennes olmak zorunda. A cedidun müzekker eledik. Cedidin müzekker eledik. Cedidani müzekker ama müzekker ve tesniye. Bu müennes olacak, tekir olacak. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Hakibetu talibi cedide. Çanta yenidir. Aslı çanta yenidir. Burada ne demiş? Öğrencinin çantası yenidir. Dolayısıyla burası müzekker de olsa bizi ilgilendirmiyor.
Burası mühendis de olabilirdi. Hakibetü talibeti. Yine biz ilk kelimeye bakacağız. Dolayısıyla muzafın ileyh dediğimiz bu ikinci öğe haberin cinsiyeti konusunda belirleyici değildir. Bunu çözümlemek isteyen var mı? Kendisi bize çözümleyecek. Biz dinleyeceğiz. Ben yapayım hocam. Aşık. Kim yapmak istiyor? Deniz olmuyor mu? Zaiu. Aşık hocam. Sen mi yapmak istiyorsun Ayşe Can? Evet hocam. Buyurun. Çözümle bize. Miftahul gurufeti daigun. Miftahu mübteda. Ayrıca mutnaf. El gurufeti mutnaf ile daigun haber. Evet. Miftah el gurfe. Miftahul gurufeti odanın anahtarı. Bakın evet, birincisi el takılı. İkincisi el takılı olursa isim tanımlaması oluyor. Miftahul gurufeti. Az önceki de böyleydi. Hakibetu talib. Birincisi el takısı. İkincisi el takılı. Öğrencinin çantası. Burası da odanın anahtarı. İsim tanımlaması olursa dedik ki biz haberin cinsiyetini ilk kelimeye göre getireceğiz. Miftah müzekker ve tekil. Müennes olan B şıkkını eliyoruz. İkil olan C şıkkını da eledik. Geriye A ve D kaldı. A şıkkında diyor ki miftahul gurfeti da'i'un tenvinli. D şıkkı da da'i'u. Haber nekre tenvinli olacak. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olur. Miftahul gurfeti da'i'un. Odanın anahtarı kayıptır. Türkçe'de zayi oldu. Zayiat. Bu kelimeden geliyor. Zayi, da'i'un. Kayıp. Manasında. Evet, dokuzuncu soruya bakalım. Muzdahimetun. Aşıkım. El-hedâiku. Evet, ne demek el-hedâiku? Bahçeler. Bahçeler. Arslar. Çoğul ve akılsız bir isim. Evet. Akılsız, bir not söylemiştim. Dedik ki müpteda akılsız çoğul olursa haber tekil ve müennes gelir. Evet. Dolayısıyla şıklarda tekil ve müennes arıyoruz. B şıkkı müzekker. C şıkkı ikil. Evet. D şıkkı çoğul. Tekil ve müennes olan şık A şıkkıdır. Evet. Dolayısıyla cevabımız A. El-hedâiku muzdahimetun. Bahçeler kalabalıktır. Evet. Cevap A şıkkı. Onuncu soruya bakalım. Hocam B şıkkı diye düşünüyorum. Faaliyetün. Evet, netayiç çoğul olduğu için müfret müennes. Akılsız çoğul olduğu için. Başka fikri olan? Güzel. Netayiç ne demek? Neticeler, sonuçlar. İmtihanın adı yüksektir. Çoğul. Müfrede evet. Netice... Çoğulu netaic. Neticetun tekil, netaic çoğuldu. Evet. Netaicul imtihani manası imtihanın sonuçları. İmtihanın, sınavın sonuçları. Bu da bir isim tanımlaması dolayısıyla. Birincisi el taksız, ikincisi el takılı. Müpteda haber arıyoruz. Burada da müptedamız isim tanımlamasından oluşmuş. Yani bu iki kelime, netaicul imtihani bir isim tanımlaması oluşturmuş durumda. Mübteda isim tanımlamasından oluşuyorsa haberi ilk kelimeye göre getireceğiz. Netaic çoğul akılsız. Evet hocam. Haber ne olacak? Müfret müennes. Müfret ve müennes. Tekil ve müennes. Tekil ve müennes hangi şıkta var? Aliyetun. B şıkkı. A şıkkı İkil eliyoruz. C şıkkı müzekker eliyoruz. D şıkkı ikil eliyoruz. Cevabımız B şıkkı olacak. Netaicul imtihani aliyetun. Bu cümlenin aslı şöyle de olabilirdi. En netaicu aliyetun. Sonuçlar yüksektir. Bu en netaicu çoğul ve gayra akıl olduğu için
haberini de tekil ve mühendis olarak getireceğiz. Cevabımız B şıkkı. 11. soruya geçiyoruz. Hocam ders 45 dakika ama ben 1 saate göre planladım. Bilginiz olsun hocam. Tamam. Son 10 dakikamız var. Tamam. Sadiqatuhu. B şık hocam. Pardon. Denizli mi? Hayır. Bursa hocam. Bursa. Ha, B şıkkı. Bursa. Başka fikri olan? Zeki Yetün. Bursa. Sadiqatuhu ne demek? Onun arkadaşı. Onun arkadaşı. Onun kız arkadaşı. Buraya kadar sadiqatu. Sadiqatun kız arkadaş demek. Hu, buradaki hu zamiri müzekkerler için kullanılır. Bu zamiri görüp bunun müzekker olduğuna aldanıp buraya da müzekker bir haber getirmeyeceğiz. Sadiqatuhu onun arkadaşı. Bu da bir isim tanımlaması arkadaşlar. Onun arkadaşı. Dolayısıyla isim tanımlaması olduğu için yine biz ilk kelimeye bakacağız. Sadiqatu kelimesine bakacağız. Sadiqatu müzekker, müennes. Hu ise müzekkerdir. Burası ha da olabilir. Sadiqatu ha da olabilir. Sadiqatu hu da olabilir. Sadiqatu hum da olabilir. Değişebilir yani bu. Bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kısım muzaf dediğimiz ilk kısım. Sadiqatu tekil ve müennestir. Buraya getireceğimiz haberde tekil ve müennes olacak. Tekil ve müennes hangi şıkta var? B şık. B ve C'de var. Dolayısıyla A şıkkını eledik. D şıkkını da eledik. B ve C kaldı. B'de zekiyetun demiş. C'de zekiyeten demiş. Haber fethalı olmaz. C şıkkı da gitti. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Sadiqatuhu onun kız arkadaşı zekiyetun zekidir. C şık hocam. El-atibbâ'u. Ne demek el-atibbâ'u? Doktorlar. Doktorlar. Müzekker. Doktorlar. Müzekker ve çoğul olduğu için haberimiz de müzekker ve çoğul olacak. Şıklara baktığımız zaman hangisi müzekker çoğul? C şık. Meşgulun. Meşgulune. Vavnunla bitmiş müzekker çoğul. Meşgulun A şıkkı. Bu tekil. Meşguletun tekil ve müennes. Meşgulatun çoğul müennes. El-atibbe müzekkerdir ve çoğul. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Doktorlar meşguldürler. Bir tane soru daha çözüp dersimizi bitirelim. Calisatun. Evet. En-nisa'u. Kadınlar. Çoğul müennes. Çoğul müennes bir şık arıyoruz. O da Cehşim. Annisa'u calisatun. Calisatun tekil müennes. Calisun müzekker tekil. Calisuna çoğul müzekker uymuyor. Annisa'u kadınlar çoğul ve müennes olduğu için calisatun bunu da çoğul ve müennes olarak getirdi. Evet değerli arkadaşlar. Test sorular bu şekilde. Tabii dersimizin akışına göre bazı konularda teknik bazı ipuçları vereceğiz. Dersi işlerken soruları hep kitaptan çözeceğiz. Dolayısıyla isteyen bu kitabı temin edebilir Cantaş yayınlarından. Ancak kitabı alırken 3. baskı olmasına dikkat edin. Gerçi diğer baskılar tükenmiştir ama yine de sipariş ederken 3. baskı olmasına dikkat edin. Çünkü 2. baskıda ek bazı testler var burada. Bazı ek konular var. O yüzden sipariş ederken ona dikkat edin. Evet, sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Yoksa dersimizi burada bitiriyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin. Hayırlı günler diliyorum.
Teşekkürler hocam. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Teşekkürler. Teşekkürler.